gerekiyor. O zamana kadar magazinle hiç ilgileniyor muydun? Çünkü senin şöyle bir tipin yok. Ben zaten oradaki dinamik şeydi. Melikşah'ın çok magazin bilmesi benim hiç magazin bilmemem o şeyi yaratıyordu. Yani ben gerçekten aptal gibiyim. Yani Melikşah soruyorum, bu kim ya falan diye. O bana anlatıyor. Öyleyken komik oluyordu. Ha, yani onların hepsi doğaldı yani. Evet, evet. Normal sendin. O oradan oraya ok çıkıyor, oradan evet. Kiminle beraber. Yani Melikşah şöyle bir rutini vardı. Melikşah sabah kalktığı zaman magazin programlarını açıp dinler ve çok iyi de bir hafızası olduğu için yani bir beyninde ayırdığı bir kısım bir çöplüğe magazine ayırmış. Ve orada da işimize yaradı o ve yani tam bir magazin programı yapıyordu muyduk? Yapmıyorduk ama bence senin o bilmeme halin ya da bazen bilip de bilmiyormuş gibi yapma halin o kadar güzel benim diyen magazin programından daha iyi ve daha doğaldı. Öyle yani bence de öyleydi ama öyle deyince de nasıl kızıyorlardı biliyor musun ya? Ama yani sonuçta şey değil sen orayı o sırada yani. Eğlenmek için ve eğlendirmek için yaptın çok gerçekçilik. Ya böyle inanılmaz sürreal şeyler oldu yani ben şimdi bazen karımla da Merve ile de böyle düşündüğümüzde geriye dönüp inanamıyoruz yani böyle şey oluyorum böyle yani Bircan Bari ile konuşuyorum telefonuma bakıyorum Haluk Levent arıyor Serdar Ortaç'la konuşuyorum Kuşum Aydın'la konuşuyorum böyle birileri geliyor yani böyle hayatımız bir anda ve insanlar ölüyor pandeminin de ortasındayız ve böyle yani acayip hala böyle artık gerçekte gelmiyor. Çok uzakta da kaldı ama böyle Merve ile bazen şey diyorum. Ulan ne geldi ya bizim başımıza o ara ya falan diyorum yani böyle. Aklımız gitti zaten evet. Yani o korkunun içerisinde. Ben yani yüzlerce ünlüyle her gece muhabbet ettim. Yani ne bileyim telefonda gerçekten saçma sapan insanların telefonu falan var yani böyle bilmiyorum böyle tuhaf peki, şeyler Bartu, oldu. Peki Bartu hiç böyle şey yapan oldu mu fırçalayan? Sen benim için nasıl böyle bir şey söyledin ya da söylersin? Oldu. Ya oldu ya neler saçma sapan bir ton linçlendik biz şaka yapacağız diye yanlış anladılar tabii ki. Şimdi yani geri dönmeye gerek yok onların da. Hayır canım ben mesela hani atıyorum X kişisi mesela onun hakkında işte o da bu şununla berabermiş dendi ya da onunla o sataşırken. Ha yok biz onlara çok dikkat ediyorduk. Biz bir magazin programı gibi bir polemik yaratmaya falan çalışmıyorduk. Aksine ya ne var canım mevcut bunda falan diyorduk. Dalga geçiyordunuz. Evet yani dalga geçiyorduk yani ne var canım bunda tabii ki falan diyorduk yani böyle. Ya ne bileyim mesela atıyorum bir magazin programı işte aralarında 10 yaş fark var falan diye böyle bir şey yapıyor. Biz de diyorduk ki yani ne olacak birbirini seven insan falan gibi. Yani öyle yaklaşıyorduk. Böyle bir polemiklik bir durumumuz yoktu. Sadece eğlence çıkarmaya çalışıyorduk orada. Çok tatlıydı ya. Ben kendim de canlı yayın yapıyordum. Sizin saatinize yakın hani sizi kaçırmayayım diye bitiriveriyor. Sen geç geliyordun. Evet birkaç dakika geç geliyordun. Sabah anlatın olanları falan diyorduk. Ne kaçırdım diye. Ay çok güzeldi yani pandemi zamanı değil ama sizin o program çok güzeldi. Gerçekten de o dönemde bizi eğlendirdiğiniz için teşekkürü hak ediyorsunuz. Biz de eğlendik. Evet siz de çok eğlendik. Hepimiz eğlendik biz canım eğlendik, ya. Eğlendik evet. İnanılmaz. Yani pandeminin 7. günü falan yayın açtık ve yani öyle devam etti. Bir şekilde biz de anlayamadık ne olduğunu tam olarak. Yani böyle gündüz evde bir yaşam mücadelesi mi vereceğiz? Akşam Mehmet Ali Erbil canlı yayına gelecek haberi var falan. Yani böyle ne oluyor ya neyin içinde idrak edemediğim bir süreç bir de şey de var hani bir taraftan bir pandemi yaşanıyor çoğu kişi hani işini yapamıyor edemiyor herkes evde bir anda bir kazanç kapısı da oluşturdunuz orada. Evet. Evet. Çünkü biz... bana da oldu yani ürün yerleştirmeler onlar bunlar harika. Ürün yerleştirme zaten orada şey güzel oldu. Ürün yerleştirmenin ne olacağını bekliyordu insanlar. Ürün yerleştirmeyi biz öyle bir şeye çevirdik. Evet. O eğlenceliydi. Yani bu sefer ne yapacaklar acaba ya falan gibi bir şey oluyordu. Çünkü gündeme dair de bir şey yapıyorduk. Mesela atıyorum Burcu Esmersoy böyle zıplarken bir video çekiyordu. Ona çok gülüyorduk. Ertesi gün onu ben bir ürün yerleştirmeye çevirip Melikşah'la beraber öyle yapıyorduk falan. Ya çok falan. İyiydi. Süpürge mi bir şeyler vardı. Evet. Yani o ürün yerleştirmeyi de insanlar bekliyor o hale gelmişlerdi. Tam işte acayip bir programcıydınız bir de yani. Bir de şey önemliydi o zamanlar. Yani bir anda pandemi olduğu için
Reklam panoları boştu, televizyonlarda dizi yoktu, stok yoktu, reklam verecek bir şey yoktu filan. Biz bir anda çıkınca herkes yani böyle herkes bize reklam vermeye başladı yani bir anda öyle bir şey oldu. Ay ne güzel maşallah. Evet keşke hala öyle olsa. Pandemi olmadan keşke evlerde hani bu tarz şey. Aslında devam edebilirdiniz ama artık herkes başka evet. hayatlar yaşıyor. Sen artık tamamen evet. konserlere odaklı vaziyette gidiyorsun. Yani devam edebilirdik değil o zamanın bir tadında, şeyiydi. Evet o zaman tadında bırakmak bazen daha iyi bazı şeyleri. Kesinlikle daha iyi. Şimdi yani biz o zaman böyle yani 150 bin anlık izleyiciye falan ulaşıyorduk şu anda. Evet inanılmaz şu anda bir rakamdı o. Böyle şey gibi hiç borsa bilmiyorum ama o rakamlar böyle artar ya. Yani çok iyi olduğunu biliyorum. Yani bize şöyle bir telefon geldi Facebook'tan. Türkiye'de ne oluyor ya? Bir şey var. Hareketlenme. Bir hareketlenme var live'da, Instagram live'da falan diye. Evet orada onlarla görüşme yaptık, toplantı yaptık, ne oluyor anlattık falan. Çünkü Instagram live'ı kapatmayı düşünüyorlarmış pandemi öncesinde çok şey olmayan bir şey. Pek tutmadığını düşünüyorlarmış. Bilmiyorum. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Bizim bu şey çok ilgi çekmişti yani. Ne bileyim. Acayipti yani. Atıyorum Jennifer Lopez yayın açıyordu. 8000 kişi evet. seyrediyordu. Biz açıyorduk. 100.000 kişi seyrediyor bizi falan. Böyle saçma sapan bir şey oluyor. Sen sürreal değil mi yani? Rüyanda görse inanmayacağın evet. acayip şeydir. Bir de Melikşah'la ben yani. Hani ne alaka? Kimiz biz yani? Falan. Kimiz biz olur mu ya? Hayır yani öyleydi ya Melikşah'la benim toplam takipçimiz yani 100 bin falan bile değildi o zamanlar yani. Evet o da sonra tak tak evet, tak yani tak tak arttı. Evet yani böyle bir anda 600 bin 700 bin takipçimiz oldu.